Twitter'da şu anda Shiba coin'imiz arkadaşlar TT olduğunu görebilirsiniz. Bu bizim için inanılmaz şekilde önemli dostlarım. Bakın güzel şeylerden bahsedeceğiz. Olumsuzu böyle ki dostlarım Twitter'da şu anda TT olmuş. Gerçek anlamda dostlarım bu video kısa olacak. Önemli şeylerden bahsedeceğiz. Haberler belli dostlarım neler belli. Bakın dün bahsettiğim şu anda her şeyin olması fiyatıyla alakalı. Her şeyin olması bizi mutlu ediyor. Ama Buradaki her şeyi dostlarım en güncel verileri birlikte her şeyi tek tek açıklıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz videoyu beğenmeyi ve kesinlikle sonuna kadar izlemek arkadaşlar unutmayın bakın abi tablo bu şekilde bakın Twitter'da şu anda 98 binlik bir tweet atılmış tamam mı tekrardan test adına dostlarım 26 binlik bir tweet atılmış ve şu anda önde olduğumuzu söylemek adına dostlarım bunları dile getirmek lazım bunlar önemli konular abi şu bu konuyu elimizde tutuyorsak bunları bilelim bakın. Madem bu verileri sen CMC elinde böyle tutamıyorsun, bilmiyorsun, bakamıyorsun, bir şekilde yapamıyorsun abi. Neden bu verileri eline tutuyorsun bakıldığı zaman değil mi? Bunları konuşmak lazım. Zaten enteresan da bunların hepsi gözüküyor değil mi? Ereci 20 ile biz yapmışız. Tamam bizim abi ilk 10 cüzdan ölü cüzdan var. İlk 3 tane de kara delik var. Bunların yakılması adına tamam işlemler oluyor. Bunların bildirilmesi gerekiyormuş diyerekten bir toplantı söz konusu, bir çağrışım söz konusu bakıldığı zaman. 25-30 tane tweet şey atılmış abi mail atılmış. Tamam mı bunları bilelim abi bunları bilelim ama daha önümüzde inanılmaz şeyler var bakın. Robin Hood arkadaşlar şu anda gerçekten Sarus Sultan bile duymuştur. Herkes sıkılmıştır şu anda. Robin Hood, Robin Hood. adam bu koyunu aldıysa ilk defa Robin Hood'u duymuştur diyerekten düşünüyorum değil mi? Şöyle konuşmak lazım. Şimdi abi Robin Hood soğuk cüzdanla oluşturuyor tamam mı? So, Robin'i soğuk cüzdanla oluşturduğu zaman listeleme haberiyle bizi karşı karşıya zaten tutacak diyerekten söylemiştir. Zaten mart ayında arkadaşlar soğuk cüzdanı oluşturacak. Bizi de artık şubatta mı, martta mı listelecek zaten. Önümüzde bir Nisan ayı var. Bence listelememesi çok saçma, inanılmaz saçma. Zaten çerçikten güvenliği aldık. Erici 20 alından güvenliği aldık. Bak bak. Şimdi erici 20 alından güvenliği aldık ki arkadaşlar. Böyle bir burguları saçma sapan CMC'nin baştan atması inanılmaz derece saçmalık diyerekten söylemek istiyorum. Şimdi 28 Ekim'de arkadaşlar. 28 Ekim bakın 23 Ekim'den 28 Ekim'e kadar mükemmel bir yükselişimiz olmuştu bizim. 28 Ekim'de arkadaşlar bu CMC'nin illa böyle bir şeyleri çıkarmasıyla bir şibo coin arkadaşlar. Kötü söylemlerini ne no olmuş 89 bandından direktman aşağı yönü çekmişti. Arkadaşlar bunları bilelim. Gerçek anlamda bunları bilelim. Ortada mükemmel bir şeyler kaynanıyor şu anda. Ve şu anda Twitter'da titiz ya. Bu bizim için olumlu mu olumsuz mu? Bakıldığı zaman abi CMC'de Saitama diye bir coin var. Bu coin arkadaşlar hem piyasa değeri bakımından hem dolaşımdaki arz bakımından CMC'de hatalı gösteriyor. Bakın tek değil. Yuni coin'den arkadaşlar benim kripto para birimleri her zaman bununla karşı karşıyaydı zaten. Ama dostlarım dünkü mesela bahsettiğim gibi tablodan bahsetmiştik ve bugün dostlarım ne olduysa dün de konuşmuştuk. Ee, ben inanıyorum ki arkadaşlar pazarda kadar pazar suyu bu tablodan bir şey beklememek lazım. Gerçekten de orta vadede kısa vadede bir şey beklemeyeceğini zaten defalarca gördük. Gerçek anlamda ortada da uzun vadede de birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekte dostlarım neler oluyor? Önemli olan her şey zaten tabloda bariz belli. CMC kafamızı karıştırabilir. Sadece CMC yok. Sadece dostlarım böyle yeraltı yer altı böyle kripto para şeyi değil. Ortada bir koyun geç oda var baktığımız gibi. koyun geç kodunda dostlarım bunlar halledilebilir. Oradan da vurgular böyle tek tek incelenebilir. CMC ile birlikte bir hata mı var abi? direktme mi coin geç kodu bunları araştırsın. Yani bu bildirimlere illa olur. Ben inanıyorum ki tekrar dostlarım o noktalara gelebilme şansımız çok yüksek. Ben inanıyorum ki ...bir kumpas var. Bu kumpas kesin anlamda dostlarım yakın zamanda düzenleyeceğine artık böyle inanıyorum. Shibokoy'un ee, gerçek bir büyük bir topluluk ve büyük bir toplulukta dostlarım inanılmaz şeyler oluyor. Hem proje bakımından hem ekosistem bakımından hem de altyapısı hem de ağ yapısından inanılmaz şeyler oluyor. Şimdi ben böyle anlatıyorum ama... Bakıldığı zaman arkadaşlar Shibokoi'nin lehine işleyen çok fazla detay var. Şimdi bunları anlatacağım. Hemen anlatayım arkadaşlar. Şöyle bir tabloyu elimize almadan önce değil mi? Şimdi bunları anlatacağım. Şu an indeks abi 21 tamam mı? Korku paniği şu anda bir nevi altında. İndekse bakacağız. Trendimizin üstünde ama... Abi lütfen şunları bilelim. Çünkü herkes şunu düşünüyor. Biraz bone hakkında yorum yap, biraz Liz hakkında yorum yap diyerekten. Çünkü oyunun lehine işliyor. Shibokoi'nin yükselmesi adına bir etmen aslına bakıldığı zaman. Şimdi Bonnie abi bir kemik tamam mı? Kemik ve gaz üretinin oraya buraya aktarması için dostlarım bakıldığı zaman önemli bir detay aslında. Liz bizim bir dayanamız. Şimdi abi X-Tip'le Ryosu'da yakıma dair şu anda her şey tamam mı? Bunları bilmek bizim için çok önemli swap işleminin ve şibanetin bizim bir büyük bir ticaretin olması zaten büyük bir avantaj bizim için. Dostlarım genel bir konuşmayı zaten yapıyoruz böyle farkındayım. Ee, tekrarlanmış gibi de gelebiliyor size ama asla böyle değil. Gerçekten önemli konular. Şimdi insanların çoğu dostumuzun kafasında soru işaretleri gerçekten bunlar takılıyor. Ama dostlarım gerçek anlamda 2022'nin ben kendi adıma düşünüyorum. 2022 yılının dostlarım gerçek anlamda şu yılı olduğunu düşünüyorum. Fark ettiniz fark etmişsinizdir zaten. 10 tane 11 12 tane zaten önünde sıfır vardı ve bunları dostlarım tek 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 attı zaten tamam mı? E CMC o zaman da mı o zaman da mı vardı? E, vardı tabii ki de. Şu anda yer altının en büyük şu anda gözüken şu anda CMC ve dostlarım bir tek o değil ve bir şey varsa ikincisi de vardı. Bu da dostlarım koyun geç kodu söylemek istiyorum. Bir şeyler olacak ama ne zaman olacak diye soracak olursanız dostlarım bunları da konuşacağız. Detayına fazlaca bir şekilde ineceğiz. Ama ben inanıyorum ki 2022 yılında temiz bir şekilde düzenlenip artık ne olacak? Token'den bir Yunudan arkadaşlar geçip coin'e geçeceğiz artık. Bak bunlar söylediğim şeyler gerçek anlamda önemli detaylar. Ben bunları Temmuz ayında anlatıyordum. Bana kimse inanmıyordu ama şu an ne oldu? Ve gerçek anlamda yükseldiği zaman arkadaşlar herkes bana inandı. Ve hala da dostlarımız var. Çok fazla bize güvenen arkadaşlar var. Ev güveniyor arkadaşlar ve gerçekten çok fazla paraları kazandığını swap işleminde defalarca gördüm. Hala da kazanıyorlar. Bakın abi. Şu anda neler olacak tamam mı? Bakın şunu söylemek lazım. Bunu biz şeyde de görmüştük. Ne de görmüştük? BTC'de dostlarım de defalarca gördük. Bu servinin aynısını gördük. Bakın böyle tablo açtığımda bana kimse inanmamıştı ve tekrardan söylüyorum bir omuz baş formasyonu yapıyor şu anda ee, ne olacak arkadaşlar bu gerçekleşirse e, eğer ki bunu tekrardan buraya gelirse yani omuz baş formasyonu yapmaz da buralara gelirse dediğim gibi 4 saat işiniz dostlarım burası e, bizim için artık böyle yüzümüzü artık mutlu edeceğimiz bir tablo yani farkındayım bakın koşu bandındayız şu an ve koşuyoruz 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 biz artık terledik bizim canımızı sıktı artık bakın farkındayım olaylar her zaman bu şekilde ilerliyor aslında Mayıs ayına tekrardan dönecek miyiz diye çok fazla algı var ben inanıyorum ki Mayıs ayındaki adam şu anki dönemi bilseydi abi adam bir atlardan böyle deli gibi toplayıp adam yiyip içmezdi arkadaşlar ve beklerdi gerçekten. Ben inanıyorum şu anda şu tablonun bu şekilde böyle inanıyorum. Olduğuna inanıyorum. 39 bantlarına kadar zaten indi. Ve e, toplama zamanı o zaman olduğuna inanıyorum. Şu an hala boğa döngüsünde. Ayıya girmedik çünkü. ayların kış uykusuna yattığını düşünüyorum. E, ama bunun gerçek anlamda Mayıs'ta falan da yani ufaktan da bir düşüş, ufaktan değil düşüş bir senaryosunu o zaman karşı karşıya gireceğimiz gün bariz belli diyerekten söylemek istiyorum. Şu anda bir sıkıntı panik endişenin olmadığını dostlarım görebiliriz. Ee, şu anda yükseliş senaryolarıyla karşı karşıyayız. Çünkü neden? Abi hem önümüzde bir Fed'in kararı vardı hem Kazakistan hem vergi olayları derken o enerji mercin derken düşüş senaryolarıyla karşı karşıya geldik. Bitcoin tarafında Nasdaq tarafına baktığımız zaman ödemelerde Şubay'da zaten desteklediğini biliyoruz. Ki şu anda önümüzde dostlarım güzel şeyler var. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek bariz belli ortada her şey yatan şeyler belli aslında. Şimdi indeks kafanızı karıştırabilir, Robinhood kafanızı karıştırabilir gerçekten de. Ama piyasaya baktığımız zaman piyasa her zaman bu şekilde. Markete de bakalım dostlarım. Markete baktığımız zaman neler gözüküyor diye markete de bakmak lazım. Daha önceden arkadaşlar baktığımız gibi dolaşımdaki arzan doğrulanmış bir şekline verdi. Aslında veriler doğru bir şekilde ilerliyor dostlarım. Bakmayın aslında e, şu anda sadece cüzdanları bildirmemişler. O cüzdanları bildirmek adına zaten konuşulmuş tartışılmış olaylar var ve piyasa değerimiz 17 milyar. Bunun 4 milyarını da gördük, 5 milyarını da gördük, onu da gördük. Hatta 45 milyara kadar dostlarım gördük. E şu anda gerçekten beni sıkıntı, panik, endişeye sokmuyor arkadaşlar. Tablo bu şekilde. Fiyatına gerçekten ben bakmıyorum. Altyapısında neler oluyor? Bunları bilmek daha önemli. Yani yarının fiyat tahmini için dostlarım, mesela dünkü videoda konuşmuştuk bugün neler olacak diyerekten. Hani baktığımız zaman pazarla pazartesi dostlarım bir kanlı piyasa olduğu zaten görüyoruz. Her zaman tablo bu şekilde ama bir sürpriz olur da yükselirse de kesin anlamda Bitcoin arkadaşlar 44.600 banklarına gelmesiyle artık karşı karşıya gelir riski o zaman yükselme senaryoları artık başlar. Şu anda stabil bir şekilde ilerledim dostlarım. Görebiliyoruz tablo bu şekilde her zaman zaten. Yani dün mesela bunlardan bahsetmiştik. Bakın arkadaşlar mesela sabah tablonun bu şekilde olup akşam da bu şekilde olacağını defalarca vurguladık. Bir de dostlarım hala bizim önümüzde mesela şunlar aslında önemli. Ortaklık nelerle ortaklık yapıyoruz ve ee, biz Hangi böyle oyuncular içeride kimler bunları bilmek lazım. Mesela NFT'lerle birlikte, PlaySight'le birlikte dostlarım hala bir ortaklık yapılıyor. Hala ortaklık devam ediyor. Shibasawa'ya baktığımız zaman hala NFT'ler var. Hala nasıl böyle NFT alınacak diye çok fazla arkadaşımız söylüyor. Haklı mı? Haklı tabii abi. Eklenmiş oraya ve cebe çok fazla karlar yapan NFT'ler var. Nadir NFT'ler var. Bakıldığımız gibi arkadaşlar bu NFT'ler hala gelecek gelmeye devam edecek önümüzde çok fazla şeyler var e, bu ekosistemden bahsediyorum dostlarım ama bu ekosisteme eklenecek şeyler oyun için mesela NFT söz konusu onu da dostlarım yeni şeyler ekleniyor onları da söylemek lazım ücretsiz bir şekilde NFT'lerinizi orada top koşturabilirsiniz dediğim gibi dostlarım hani bu Düşüş senaryosu yaşandı ya mesela. Bunlar da çoğu insan üzülmüştü. E, Telegram'da dostlarım yani Shiba'nın bir çekilişini yapabiliriz. Fazla yapmayacağız çünkü 100 kişilik yaptığımız zaman fazla bir abartılı oluyor o zaman. O zaman da fazla bir şekilde şey yapamıyoruz arkadaşlar bir aksaklıklar oluyor. Ama bunu arkadaşlar 5 kişilik 10 kişilik yapabiliriz. Ee, dediğim gibi Telegram'a kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada yakın zamanda bir çekiliş yapabiliriz. NFT'ler hakkında canlı yayın da açarız yakın zaman. Dedim gibi dostlarım videoyu beğenmeyi ve kesinlikle kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Canlı yayınlardan ve videolardan ilk We siz yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere kalın.